açacağız. Özellikle Trabzonspor'un manşetleri ve günün Euro 2020 maçları üzerinde duracağız. Ahmet Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim sevgili Çiğdem. Çok iyiyim. Sizle beraber olmanın keyfini yaşıyorum yine. İzleyenlerimize de iyi bir cuma günü diliyorum. Çünkü hafta sonuna yaklaşıyoruz. Pandemide tedbirlerin büyük bir kısmını, neredeyse tamamına yakınını gerçekten biraz gevşettik. Ama biz kendimiz gevşemeyelim. Çünkü bizim onlara ihtiyacımız var. Onlara da her şeyden önce sağlık diliyoruz. O yüzden yine maske, mesafeye ve hijyene devam. Kesinlikle. Sizin de söylediğiniz gibi bu ekranlardan da sık sık biz hatırlatıyoruz. Temkinli olmakta fayda var. Başlayalım o zaman. Euro 2020 diyeceğiz ama önce Trabzonspor'a bir konuşalım istiyorum. Çünkü haberimizden önce ben manşetleri izleyenlerle buluşturmuştum. İddialı bir kadro kuruyor Trabzonspor Ahmet Hocam. Sizinle hep konuşuyoruz transferlerde gerçekleştikten sonra. Bir bir değerlendirdik. Hep olumlu yorumlar yapılıyor. İşte daha transfer sezonu başlamadan dahi takviyeler yapılmıştı. İşte isimler geçiyordu daha doğrusu. Önümüzdeki sezon nasıl bir Trabzonspor izleyeceğiz sizce? Sevgili Çiğdem, biz futbolda olması gerekenleri hep uzun uzun konuştuk. Tabii önemli olan, bazı tespitler varsa olumsuz yönde, olumlu yönde onların tedavisi olabilecek çözüm önerilerini de vermek. Biz hep onu dedik, transfer mümkünse sezonun açıldığı günde bitmiş olmalı. Tabii teknik direktör ve yönetimin, başkanın birlikte yaptıkları bir transfer olmalı. Trabzon bu ülkelerin hepsine şu an için en iyi uyan takımımız, belki de tek takımımız. O yüzden her şey Abdullah Hoca'nın gelişiyle zaten iyi bir şekilde yola girmişti. Geçen senenin o bölümünü çok iyi tamamladılar. Bu sene de hedef şampiyonluk olacaktı. O yüzden takım planlaması daha önceden yapılmış, futbolcuların oyun anlayışı, isimleri belirlenmiş. Yönetimde o transferleri şu ana kadar planlı bir şekilde yaptı. Bence hepsi de Trabzonspor'u şampiyonluk yolunda çok keyifli maçlar oynatacak kadar da kaliteli futbolcular. İşte biz de bir an önce şimdi bu ekibin sahaya inmesini, antrenmanlara başlayıp da o keyfi başta Trabzonlara vermesini bekliyoruz. Bu sene kesinlikle şampiyonluğu oynayan ve sezon sonuna kadar da o mücadelenin içinde olacak bir Trabzonspor izleyeceğiz. Ben buna yürekten inanıyorum. Peki hangi bölgeler için sizce ihtiyaçlar var? Özellikle sol beke birçok isim yazılıyor hocam. Adı geçen isimleri işte izleyenlerle hep buluşturuyoruz. Alioski son olarak gündeme geldi. İşte Melin konuşuluyor, Umut Meraş, farklı farklı mevkilere birçok isim de yazılabiliyor. Cornelius ön bölge için konuşulan adaylardan biri. Sörlot olmazsa tabii. Ne dersiniz? Öncelik neresi olmalı Trabzonspor adına? Ya isimlerin hepsi bence çok iyi isimler. Trabzon'a gelirlerse büyük katkı sağlayacak olan isimler. Tabii transferdeki şu an en büyük engel de işin ekonomik yönü. Trabzonspor'un bir sol beke ihtiyacı var. Henüz o transferi yapmadılar. Abdullah Hoca da geçen sene orada çok iyi niyetle oynamasına rağmen Marlon'dan daha büyük katkı sağlayacak bir isim arıyor. Yani dün programımızda da biz uzun uzun Umut Meraş'ı konuştuk. Çünkü bize bağlanan veya bizim sürekli bilgi aldığımız Yunus Emre Sel'den de o konuda detaylı bilgileri Aspor ekranlarına yaklaşıyoruz. Milli takıma kadar yükselmiş, orada ilk 11 oyuncusu olmuş Umut Meraş, bütün kulüplerimizin istediği oyuncuların başında geliyor. Le Havre takımı da bunu bildiği için tabii ekonomik yönden tok satıcı rolüne büründü. Ama Umut'un da Trabzon'da oynamak istediğine dair gelen o mesajlar bu transferin gerçekleşme ihtimalini yüksek tutuyor. Bence o bölge olmazsa olmazlardan bir tanesi. Forvet konusu henüz çözülmüş değil. Çünkü Trabzon'da sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmeyi düşündüğü bazı oyuncular var. O oyuncularla yollar ayrılmadan o transferleri gerçekleştirmenin belirli zorlukları var. Onları yaşıyorlar ama bence yine senin söylediğin gibi oradan yola çıkıyorum. Bir santrofor olmazsa olmaz. Sörlot konusu gerçekleşmeyecekmiş gibi duruyor. Cornelius da
Bu Avrupa Şampiyonası'nda her ne kadar oyuna sonradan giriyorsa dahi yani Trabzonspor'da bir Sörloth etkisi yaratacak bir futbolcu olduğuna ben yürekten inanıyorum. Ceza sahası içindeki golcülüğü malum, onu zaten ispatlamış bir futbolcu. Ama çok büyük keyifle Danimarka takımının kendi yarı sahasında defans yaptığı anlarda bile tek başına topla dribling yaparak rakip kaleye kadar inebilecek, topu orada saklayabilecek, atakları bitirebilecek, sakladığı zaman da arkadaşlarının gelmesine zaman tanıyabilecek çok kaliteli bir futbolcu. Yani Trabzonspor'a gelmesi onlara büyük katkı sağlar. Peki hocam ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Biraz da Euro 2020'den bahsedelim. Trabzonspor'un gündemini konuştuk. Şimdi tabii heyecan doruk da çok keyifli maçlar olacak Euro 2020'de. Yarı finalistleri belirleyecek de etap başlıyor sevgili izleyenler. Biz hocamızla biraz tahminler yapmaya çalışacağız. İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya maçları var. İsviçre, İspanya ile başlayalım. İsviçre 3. oldu, son 16'ya kaldı. Bu turda işte favori Fransa'yı devirdiler. Beklenmeyen de bir sürprizdi hocam. Diğer yandan Hırvatistan'la uzatmalara giden maçı oynadı İspanya. 5-3'lük skorla onlar da çeyrek finale çıktı. Bu arada ikiliye baksam Avrupa Şampiyonalarında ilk kez karşı karşıya geleceklermiş hocam. Şimdi kağıt üzerinde bakıyorum, İspanya elbet favori ama yani bir şeylerin kağıt üzerinde kalmadığını da herhalde Fransa-İsviçre mücadelesinde de gördük. Yani İsviçre'de çok iyi organize olabilen bir takım. Tahmin yapmakta zorlanıyorum. Kim üst tura çıkar, ne dersiniz? Eğer soruya kısa bir cevapsa ben İspanya'nın çıkmasını bekliyorum. Ama işte İsviçre takımı bizim grupta daha iyiyiz dediğimiz, onların üstünde grubu tamamlayacağız dediğimiz takımlardan bir tanesi. Yine genel bir tespit sevgili Çiğdem. Artık Avrupa'nın bütün takımları çok iyi organize olabilen takımlar. Bu takımların hepsi belki içlerinde yıldız futbolcuları olmasa veya çok az sayıda olsa dahi takım oyunu oynamayı bilen takımlar. Günümüzde takım oyunu oynuyorsanız, belirli bir oyun anlayışınız varsa özellikle bunun altını çizmek istedim. Ve fiziksel yönden iyi mücadele ediyorsanız, rakip kim olursa olsun herkese karşı kazanma şansınız var. İsviçre'de böyle bir takım. Gerçekten birlikte oynama alışkanlığı olan, iyi mücadele eden ve işin taktik yönünü, oyunsal yönünü iyi oynayan bir takım. O yüzden benim için Fransa'yı elemeleri tabii ki sürprizdi. Ama dedim ya, bunları artık sürpriz kabul etmemek lazım. Üçlü defansla oynuyorlar. Belki bu şampiyona sonrası bizim ülkemizde de üçlü defansla oynayan takımlarında bir çoğalma olabilir. Şu ana kadar Gaziantep'i birinci öncü olarak görüyorduk orada. İspanya benim beklentilerimin altında başladı biraz. O da tamamıyla tempo ile ilgili bir konu. İspanyolların o klasik pas oyunu hala anlayış olarak takımda oynanan bir oyun. Tabii bazen pasları biraz fazla yapınca oyunun temposu düşebiliyor. İspanya'da bunu yaptı. Rakiplerin çok hızlı oynadığı, geçiş oyunlarının ön planda olduğu bu dönemde tempoyu biraz düşürdüğünüzde rakibe savunmasını oturtmak için zaman tanıyorsunuz. Böyle olunca da onlar size o zamanı, alanı vermeyip zorlanıyorlar. Ama artık bu maçlarda, çeyrek final maçlarında takımların hepsi her türlü gücünü sahaya yansıtmak zorunda. Son maçta ciddi bir şekilde sorunlu olsa dahi, yani 3-1 öne geçiyorsunuz. Son dakikada, son saniyede 3-3'e yakalanıyorsunuz Hırvatistan karşısında. Sonra uzatmalarda 2 gol. Bu 5 gol bence İspanya'nın hücumda kendine olan güvenini de arttırdı. Yani ilk maçlarda biraz daha tutuk gördüğü Morata etkili işler yapmaya başladı. Ben o yüzden Peki. İspanya'yı kesinlikle önde görüyorum ama İsviçre'yi de yabana atmayalım.